Bugün Amazon'dan aldığım bu güç kaynağının kutusunu açacağım ve basit bir tanıtımını yapacağım. Kutu içinden kutu çıkıyor. Evet, el kitabı. Kullanmayacağımız için onu bir kenara koyalım. Bağlantı kabloları. Burada da güç kablosu var. İşte burada güç kaynağı ortaya çıktı. Bunun birkaç tane versiyonu var. Benim aldığım 30 volt ve 5 amperlik. 150 watt yani. Arkaya fan da koymuşlar. Evet, aleti masanın üstüne getirdik. TPS 305, işte 30 volt 5 amper yani. Çok ağır bir cihaz değil. Doğal tabii ki, yani içinde SMPS var çünkü. Trafo yok. Burada bir sigorta ve 115-230 volt seçeneği. Aslında SMPS'ler bu voltaj aralığında çalışır ama muhtemelen böyle daha verimli oluyor gerilimi seçmek. Evet, şu güç kablosunu bir bağlayalım. Yalnız ben bu ötme işinden hiç hoşlanmadım. Neyse ki internetten bakmıştım cihaz gelmeden önce. Şöyle tuşa uzunca basınca sesini kesiyor. Şimdi ilk açtığınızda voltaj ayarı. Buna basarak işte hangi dijiti değiştirmek istediğinizi görebiliyorsunuz. 31 volta kadar çıktı. Şimdi buradan değiştiriyorsunuz. Bu sefer akım ayarı. Akım da işte 5.2'ye kadar çıkabiliyor. Şimdi görüyorsunuz burada off yazıyor. Yani cihazın çıkışları kapalı. Şuraya bastığınız zaman çıkışları açıyor. İşte out dedi, yani çıkış açık. CV de constant voltage, yani sabit voltaj çıkışı veriyor. Şimdi çıkış kablolarını yerine bağlayalım. Gördüğünüz gibi çıkış. Buradan da akımı ayarlıyoruz. Gayet düzgün. 30 volt da 30 volt. Yavaş yavaş düşüyor tabii. Şimdi akımı mesela 1.2 amper ayarladım. Ampermetre ile bir deneyelim. Kısa devre edelim çıkışı. Gördüğünüz gibi 1.2 amper.
Değiştiriyoruz. Gayet güzel. Evet, kaç watt harcadığını da gösteriyor buradan. Tabii çok düşük şu anda. Düşük miliamperlerde bir miktar hatası var tabii. O da beklenen bir şey aslında. Yani çok düşük miliamperlerde bu cihazlara çok güvenmeyin. 20 diyor, 26 bakın. Bir nedense hep 6 miliamper fazlası var. Şöyle iyice düşürelim. Bakın 9 miliamperde 16 miliamper veriyor. 5 miliamperde 12 miliampere yakın. 1 miliamperde de 8 miliamper veriyor. Yani çok düşük akım kademelerinde bu tür SMPS akım kaynaklarına çok da fazla güvenmeyin. Yani LED yakayım falan derken ani gelen akımla LED bir anda patlayabilir. Daha yüksek akımlarda daha stabil. Ama nedense o 6-7 miliamper hep fazla. Ya da benim ölçü aleti yanlış ölçüyor, bilemiyorum artık. Şimdi bu Overcurrent Protection var. Yani aşırı akım koruması. O da şöyle. İşte ayarladığınız akıma geldiği anda alet kendini kapatıyor. Yani bu sabit akım da kullanmaktan farklı. Bakın kapattı kendini. Mesela bakın OCP'yi kapattım, Overcurrent Protection, yani aşırı akım korumasını. Şimdi 250 mA veriyor. CC yazıyor gördüğünüz gibi. Constant Current, yani sabit akım. Burada kendini kapatmıyor. Ama OCP yapıp yani aşırı akım korumasını açarsanız o akıma geldiği anda kendini kapatıyor. Güzel bir özellik. Şimdi bakın kabloyu kısa devrediyorum. Kablo da oldukça kaliteli bir kablo. Bayağı düşük bir gerilim kalıyor üstünde. Bu iki USB çıkışı da hızlı şarjı da destekliyor ve cihaz off durumundayken bile onlar çalışıyorlar. Şimdi tabi cihazı yeni aldık ama içine bakmadan olmaz. Prensiplerime ters. Şöyle bir içini açıp bakalım neler var. Ama tabi kullanma amaçlı aldığım için parçalamayacağım. Sadece bakacağım ve kapatacağım. Evet, cihazın içi bu. Anahtarlamalı güç kaynağı. Ama komponentler güzel görünüyor aslında. Yani anakart da kaliteli bir anakarta benziyor. Burada gördüğümüz tabii güç kaynağı kısmı. Şu arkada da işte display'i süren devre ve muhtemelen de mikro işlemci de o taraftadır. Şu kondansatörler falan güzel. Şöyle bir bakın, yani hiç fena değil kalitesi kartın. Şurada gördüğünüz de şönt direnç.
İşte akımı oradan hissediyor. Evet, fazla karıştırma niyetim yok. Bir süre kullandıktan sonra belki daha fazla karıştırırım içine. Yani güzel kompakt bir cihaz. Bu açarken ama illa bağırıyor. O sesi kısamıyorsunuz. Neyse, artık o kadar da olur. Evet, çıkışı açtık. Akım ya da voltaj ayarlıyoruz. İşte akım 200 mA. Aşırı akım koruması açıp kapatıyoruz. Buradan da cihazı açıp kapatıyoruz. Şu koruyucudan da kurtulalım artık. Söylediğim gibi bu basit bir tanıtım videosu. Yani cihazı kullandıkça hani olumlu ya da olumsuz izlenimlerim olursa bunları da muhtemelen Twitter hesabımda paylaşırım. Şimdilik işe yarayacak bir cihaz gibi görünüyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.